Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Gökçek Şifa Bitkileri kurucusu ve CEO'su İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Evet, bugün tabii ki yine siz olunca konumuz şifalı bitkiler. Evet. Hemen sorularımdan başlamak istiyorum. Evet, önce şeyle başlamak istiyorum. Günümüzde fibromiyalji, romatizma gibi rahatsızlıkları çok fazla duymaya başladık. Bunun gibi hastalıklardan şikayetçi olan izleyicilerimiz için neler tavsiye edersiniz? Evet, fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması da denir, kas romatizması da denir. Kas romatizması, yumuşak doku romatizması sadece basit bir rahatsızlık değil. Bu birçok rahatsızlıkla birlikte gözükebilir. Fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması olan kişi aynı zamanda iritabl bağırsak sendromu olabilir. Ağrılı mesane sendromu, huzursuz bacak sendromu, depresyon, panik atak, anksiyete birçok sorunla birlikte olduğu için doktorun en az 4 yıl, 5 yıl incelemesi gerekir. Yani çok çok incelemeden geçtikten sonra belki teşhis edilebilir. Teşhis edilse bile ilacı yok. İlacı olmadığı için doktor birçok uzman doktor ne yapıyor vatandaşa? Antidepresan diyor. Antidepresan. Evet, evet biliyorum. Antidepresan kullanırsan olur. Bağırsak florası çöker. Faydalı bakteri yok olur. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler birçok rahatsızlık tetikler. İşte burada gördüğünüz bitkinin ismi şeytan pençesi. Şeytan pençesi. Bu isimle İlginç. başladık biz ilk olarak şeytan pençesi kapsülü diye ürettik. Vatandaş şeytan ismini duymak istemiyor. Başka isim yok mu falan deyince tamam dedim. Sizi kırmayalım. Şeytan pençesi ismi yerine Harpago ismini koyduk. Harpago. Harpago. Harpago fitum procombensis. Bu bitkiyle ilgili 193 klinik araştırması var. Almanya'da yüzlerce firma Namibya çöllerini kiralamışlar, satın almışlar. Burada bunun yetiştiriyorlar. Namibya, Afrika'ya gitmiş adamlar tarlaları kiralamışlar. Orada yetiştiriyorlar bunları. Ve damlasını, derecesini, yüzlerce firma bunun damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. Alman Sağlık Bakanlığı ne yapıyor bunlar bu kadar harpago harpago? Bir inceleme alıyor. 1024 çok ağır hastayı. Artrit, artroz, ankilozant, spondilit, fibromiyalji gibi ağır romatizma hastalarını test yapıyor. O gerçekten çok çok etkili. Bunun üzerine Harpago ile ilgili bütün damla, draje, kapsül hepsine izin onay veriyor. Hepsi onaylı. Fakat Türkiye'de Harpago'dan sadece ben bahsediyorum nedense. Arada sırada ben eskiden tiyatroya, sinemaya çok giderdik. Şimdi vakit bulamıyorum. Tiyatroya gitmektense ne yapıyorum? Bu konularla ilgili uzmanız diyen, piyasaya çıkan, televizyonda da konuşan vatandaşların videosunu seyrediyorum. Çok güldürüyorlar beni. Çok gülüyorum çünkü komedi. Mesela bir profesör doktor ismi lazım değil. Gelmeden önce bakayım dedim ne diyor vatandaş. İnsan sağlığı ile ilgili konuşuyor ama boş mu konuşuyor, donu mu konuşuyor ona bir bakayım dedim. Çoban çantası diyor. Bu çoban çantasının çiçeği. Romatizmanın her türüne, fibromiyalji, ankilozant, spondilit vesaire iyi gelir diyor. Çoban çantası çok çok şifalı bir bitki. Tıbbi bitki. Fakat bu ne için? Hemoroid için. İritabl bağırsak sendromu. Morbus Crohn, ülseratif kolit, kolit, kölyak. Ya bu çoban çantası tıbbi bitki ama romatizmayla ilgisi yok. İşte burada resminde gördüğünüz şu güzel bitki Afrika'da yetişir. Dünyada romatizmanın her türüne. Hatta bana bir ara bundan 4-5 sene önce bir bayan geldi. Günay Hanım ve kızı. 21 yaşında üniversiteye gidiyor. Sistemik lupus erythematotus. Latincesi. Nedir? Türkçe kelebek hastalığı. Ha. Hani kelebek şu burunlarının yan tarafı Evet. kızarıyor, kıpkırmızı oluyor. Ama akciğeri de tutabiliyor. Lupus kurt demek. Kurt kapmış gibi dokuyu böyle tahrip ediyor. Yapısını, dokusunu, özelliğini bozuyor. Çok fazla görülen bir hastalık Akciğere. değil galiba, değil mi? Çok Yüzde bir, duymadık yüzde çünkü. iki nadir. Lupus. Sistemik lupus eritematotus. Çok nadir olan ama çok kötü bir romatizma türü bu da.
Şimdi annesi babası oturdular koltuğa, diyorlar ki kızlarına, dinlesene kızım. Ha diyor, uyuyor böyle. Ay. Dedim ki o ağır kimyasal ilaç vermişler. Evet. Verdikleri ilaçların etkisinden baygın baygın duruyor. Zaten dedim ki onu uyandırmayın, uyandırmayın, rahatsız etmeyin. Çünkü evet. O kadar yan etkisi var ki bu kimyasalların kendinden geçmiş ilaçların yan etkisinden. Siz sonra anlatırsınız kendine gelince bunların yan etkisi çok büyük kimyasalların. Hı hı. Ne olacak dediler, ne olacak? Harpago seti kullanacak. Takriben 4 ay, 5 ay bilemedin en fazla 6 ay hiçbir şey kalmayacak. Doğru beslenmek şartıyla. Hı hı. Bağırsaklarda bu tür rahatsızlarda kandida mantar olur. Un mamulleri, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel yok, peynir yok vesaire. Bir ay sonra geliyorlar, bir etkisi olmadı. Bütün aile geliyor. Sabredin, acele yok. İçeri temizlenecek. Bağırsak temizlenirse karaciğer temizlenir. Karaciğer temizlenirse kemik iliği. Kemik iliği temizlenirse karaciğer ile kemik iliği kan üretir. Kanın kalitesi ne kadar yükselirse hastalık, vücut o kadar hızlı temizlenir. Acele aynen. Yok. 2 ay sonra geliyorlar. Neye iyileşmedi? 3 ay sonra mızmızlanıyorlar. Tabii çok konuşuyorlar. Dedim ki ya kusura bakma acelesi yok. Acelesi yok. Sonra da her tarafından çıban gibi böyle yaralar çıkıyor. Vücudunda. Hı-hı. Orasından çıban çıktı. Burasından yara çıktı. Vücut nasıl temizlenir? Karaciğerle, böbrekle, akciğerle ve ciltle. Karaciğer, böbrek, akciğerden atamadığını cilt yoluyla temizliyor. Dışarı atıyor. Panik yok dedim. Sakin sakin. 6 ay sonra elhamdülillah hiçbir şey kalmadı. Çok şükür. Evet. Tertemiz oldu. Şimdi geçen hafta yine geldiler. Hayrola dedim. Yok dedi. Kızım için değil. Bu sefer kendim için geliyoruz annesi. Başka bir rahatsızlık. Dünyada sistemik lupus eritematotus yani lupus hastalığının tedavisi yok. Siz bu bitkilerinizi... Harpago fitum procombensis. Bu Latince, Türkçesi şeytan pençesi kökü. Ama bunun birleşiminde sadece şeytan pençesi kökü yok. Birçok bitki var. Hı-hı. Artı sadece bir ürünle tedavi olunmaz. Niçin? Bağırsaklarda problem varsa bağırsakların, karaciğerin, kemik iliğinin tedavisi gerekir. Yani önce detoks. Aynı zamanda vatandaşı tedavi ederken vücudun da temizlenmesi, arınması gerekir. Hı hı. Burada otofaji yaparsa hasta, günde bir öğün yemek yerse tedavi süreci yarıya düşer. Öyle mi? 6 ay yerine 3'e iner. Mesela akşam yemek yediniz 7'de, sabah 9'a kadar bir şey yemezseniz akşam yemiş olduğunuz gıdayı ne yerseniz yiyin, yakarak, değiştirerek, dönüştürerek şekere yakar, enerjiye dönüştürür. Hı hı. Saat 9'dan sonra bünyemiz şeker olmadığı için ne yapacak? Yağı yakarak enerjiye dönüştürür. Yağ, keton enerji. Ketojenik diyet dediğimiz. Sadece yağ değil, ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları. Vücutta ne kadar çöp varsa hatta miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör hepsini yakarak enerjiye dönüştürür. Şayet kişi otofaji yapabilirse. Benim şimdi geçen hafta 6 haftayı buldu takriben. Bu otofaji yapıyorum. Günde bir öğün yani. Günde bir öğün. Sadece akşamları akşam yiyorum. Akşam yemek yiyorum. Ama gün içerisinde çay, kahve, her şeyi içebilirsiniz. Tam 6 haftaya geçti. 19 kilo verdim. Ya zaten vermemek imkansız tek beslenmeyle, tek öğün. Sadece kilo vermiyorsunuz. Kalp kendini resetliyor adeta, temizliyor. Karaciğer, vücuda format atıyorsunuz yani. Formatlıyorsun. Bütün vücut formatlıyor, yenileniyor. Çok iyi. Dedemin elbisesi gibi oldu. Bu üstüme artık bol gelmeye başladı. İşte buna dayanabilmek önemli. Ben mesela sabah kalkıp kahvemi içiyorum ama kahvaltısız gün düşünemiyorum ben. Hani akşam yemeğine kadar dayanabilir miyim? Dayanamam. Alışkanlık. Nasıl ki Ramazan'da insanlar oruçla başlıyor. Hani o tamam o İlk bilinçle. İlk 2 gün, 3 gün ağır geliyor. Çünkü vücut alışkan değil bu yağın yakınları keton enerjisine. Vücudun çalışması alışkan değil. 3-4 gün sonra vücut alışıyor. Beyin ketojenin yani ketonun yakılarak enerjiye dönüşmesine bünye alışkın değil. Hı hı. Biraz şöyle sersemlik oluyor. 2-3 gün sonra alışıyor. Bu şuna benzer. Otobanda benzinle arabayla gidiyorsunuz. Evet. Benzin bitti. LPG'le devam ediyorsunuz. Biraz sarsıntı oluyor hafif. Ama vücut alışıyor. Ketojenik. Siz alıştınız yani. Evet hiç aramıyorum. Gün içinde normal aktivitelerinizi yapabiliyor tabii musunuz? Tabii hiçbir değişiklik yok. Harika. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Yani çok güzel. Gerçekten denemek istiyorum. Çünkü ben birçok uzmandan hani yabancı bilim adamlarından da çok duyuyorum bu dediğinizi. Bunu bulan
Japon bilim adamı. Aynen. Evet evet Japon bilim adamından okudum. Günde bir. Yoshinori. 20 yaş gençleşin diyor. Ya evet, 20 yaş. Yoshinori Oshimoshi. Nobel ödülü aldı. Bu, evet, 4 sene önce doğru. Nobel ödülü aldı. Aynen. 1970'te de bir Belçikalı bilim adamı Duve diye. O da Nobel aldı. İki kişi Nobel ödülü aldı bu ilgiyle, bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmalardan. Dünya çapında birçok insan bunu uyguluyor. Evet. Yani gün boyunca sıvı, çay, kahve, su. Evet. Akşam 6'da ya da 6.30'da. Akşam yemeği hiçbir şey yok sonrasında. Hiçbir şey yok. Peki meyve ne zaman tüketeceğiz? Ne arada tüketeceğiz meyve? Gün içerisinde bir tane yenebilir, öğlenleyin. Fazla meyve yemek iyi değil. Vücudun şekerini artırır. Bir tane elma yedik ya da yarım muz mu yedik? Onun gibi. Yenebilir. O da yine tek öğüne geçiyor mu? Hani o gün içinde öğlen, kendini yorgun hissederse kişi yiyebilir öğleden sonra. Ha, peki aktif spor yapanlar için? Bir fark etmiyor. Vücut yani enerjisini, o nasıl? Enerjisini kaybetmiyor. Ha. Hiçbir şey olmuyor. Eğer ki çok yorgun hissederse spirulina kullanabilir. Spirulina nedir? Spirulina yosun. Bu mikro yosun. Çok küçük. Hawaii adalarında yetişir. Biz oradan getiriyoruz. Bunun 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bir de. Buna uzaylı astronot gıdası derler. Uzaya giden astronotlar yanında et, balık, tavuk, yumurta götürecek hali yok. Evet. Ne götürüyorlar uzaya giderken? Sadece spirulina yemek için. Yediğin yemek yerine geçiyor ve su. Yani başka almanız gereken tüm vitamini, gıdayı onunla alıyor musunuz? Eş değerdir. Anne eş sütüne değer. Eş değer. 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bedel. 1 gramı. 1 gram. 1 gramı güzel. Efendim yorgun, halsiz, dermansız diyorsa kendi 2 kapsül aldın mı hiçbir enerji, hiçbir şey eksilmez. Harika. Evet. Bu spirulina ile ilgili çok büyük araştırmalar var. O da ayrı bir konu tabii. Bugün ona değinmedim, kapsülünü getirmedim. Bu Çernobil'de atom reaktöründe kaza oldu. 1986 yılında o yıl doğan çocuklardan ve genç çocuk, küçük çocuklarda, bebeklerde çok arızalar oldu. Üzülü doğdular o yılki hamile kalan bayanların çocukları. Ve o yıl 9-10 yaşlarında olan çocukların çoğunda antral gastrit oluştu. Radyoaktif maddeden dolayı. Yani mideleri adeta mukozası yandı. Hiçbir ilaç etki yapmadı. Spirulina tedavi ettiler. Harika. Ya çok güzel. 94 çeşit mineral. Herhangi bir gıdanın içinde var mı o dediğiniz? Spirulina mı? Evet. Spirulina kendine münhasır bir bitki. Bitki. 94 çeşit mineral. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, balık yağlarındaki yağlar, omega 3, 6, 9 içerir. Esansiyel olan ve olmayan yağlar içerir. 22 çeşit amino asit içerir. Hiçbir gıda 22 çeşit amino asitin hepsini içermez. Sadece spirulina'da var. 22 çeşit. Gün içinde siz onu alıyor musunuz? Hani tek öğün yani, beslendiğiniz için. Ramazan'da oruç tutarken alıyorum ben. İftarda, sahurda 2 tane alıyorum. Tamam, o gün yemek yemesinde fark etmiyor. Harika. Ramazan'da oruç tutardım. Yorgun olmamak için 2'şer tane aldım, tamam. İlginç, ilginç yemek geldi. Yemesi. Haftaya getirseniz bu konuyu birazcık daha detaylı konuşmak isterim, sormak isterim. Çünkü gerçekten benim çok ilgimi çeken bir şey bu tek var. Gıda. Kansere dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırma. Yüzlerce. PubMed'den bakabilirler, Google'dan bakabilirler. Yüzlerce klinik araştırması var. Spirulina. Mesela vatandaş... Spirulina. Şimdi 80 lira bizde bir kapsül. Bir kutusu vatandaş geldi diyor ki ya sizdeki ürün çok pahalı. Ben diyor bunu tozunu alacağım piyasadan. Al dedim. 6 hafta kullanmış geldi diyor ki ya sizinki neden farklı bu kadar kaliteli, bu kadar etkili? Ben diyor 1 kilo toz aldım. Her gün gram gram yutuyorum. Çorba kaşığı, tatlı kaşığı alıyorum. Fayda yok. Neden? Çünkü bizim üretmiş olduğumuz spirulina'da ginseng var. Panax ginseng. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk için. Moringa var. Bu da çok yüksek oranca vitamin, mineral, enzim içerir. Üzüm çekirdeği ekstraktı var. Resveratrol içerir. Çoban çökerten ekstraktı var. Tribulus, testosteris. Bu da halsizlik, dermansızlık, yorgunluk için. Sporcular için özellikle çok önemli. Yani biz böyle forte geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz. Geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Peki bu spirulina'yı kullandık. Şimdi hani vücudun içinde kendimiz ginseng üretmiyor ya, onu aldık biz. Bıraktıktan sonra vücut bir yoksunluk hissetmez mi? Hayır, bunlar kimyasal değil, tamamen doğal, bitki. Mesela
enerji verir, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk olmaz. Hmm. 24 saat sonra tekrar normale döner. Vücut onu kullanıyor, atıyor. Ha, yani kullanıyor, sürekli kullanmak atıyor. Değil de ara ara mı kullanmak? Sürekli kullanabilir. Sürekli kullanılabilir. Sürekli kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet. Nasıl ki evde sarımsak, soğan her gün kullanıyorsun, evet, problem oluyor mu? Olmuyor. Aynen. Spırla da her gün kullanılabilir. Hmm, ilginç. Sürekli. Evet. Kullanan hiçbir yan etkisi yok. Evet, peki. Devam ediyoruz. Donuk omuz sendromundan şimdi bahsetmenizi isteyeceğim. Donuk omuz sendromuna ne iyi gelir? Bunun için de çok güzel. 40 kilit ses, 40 kilit söğüt. Bu eskiden söğütün, hı hı, kabuğunun destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından aspirin yapılırdı. Hı hı. Fakat bu maliyeti çok yüksek olduğu için söğütün dalının kabuğunu destil edeceksin, oradan ilaç yapacaksın vesaire vesaire. Çok maliyetli bir iş olduğu için bunu bıraktılar. Ne yaptılar? Petrolden yapmaya başladılar. Petrolden aspirin. Hı. Asetil salisilik asit direkt asit olduğu için ne yaptı? Bünyeye zarar verdi. Tahribata sebep oldu. Evet. Boswellia. Bunun üzerine aspirinin yan etkilerinden dolayı birçok çeşit firmalar çeşit ürünler üretiyor. Bu gördüğünüzde Boswellia zerreta. Hindistan'da yetişir. Bizdeki sığla ağacına benzer. Bunun gövdesini ciletle veya bıçakla çizerler. Oradan reçine akar. O reçinenin destilasyonla damıtılarak elde edilen özünden, hı hı, kapsüller yaptık. Bunu ilk bulan şahıs Hindistanlı Profesör Doktor Sağlık Salaki. Salaki yani Türk olduğu anlaşılıyor. Salaki. çünkü Afganistan, İran'ın bir kısmı, Hindistan, Bangladeş'e kadar neredeyse o bir kıta büyüklüğündeki bir bölgeyi Babür İmparatorluğu Türkler yönetti. 300-400 yıl Türklerin egemenindeydi. Buraya da İslamiyet'i Babürler götürdü. Hı hı. Gazneli Mahmut vesaire. İşte orada milyonlarca Türk orada kaldı ama ne oldular? Pakistanlı oldular bunlar. Değiştiler dönüşler zamanla. Hı hı. Hint kültürünün altında. Bu Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesi yapmış olduğu araştırmada her türlü ağrıya, sızıya karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Hmm. Almanya'da Tübingen Üniversitesi yine bununla ilgili araştırma yapmış. Kortizondan 3 kat daha etkili, her türlü enfeksiyona karşı yan etkisi yok. Hmm. Kortizondan daha etkili, yan etkisi yok. Yani kortizon nerede kullanılıyor? Astım, bronşit, ülseratif kolit, kolit, morbid, enfeksiyonal hastalıklarda. Bu da kullanılır. Daha etkili, yan etkisi yok. Oysa kortizonu sürekli kullanırsanız ne olur? Çok çok büyük problemler çıkar. Kesinlikle. Mesela rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara yoğun kortizon verdiler. Hmm. Adam merdiven çıksa kemikleri kırılıyordu. Kemikleri kırılıyordu merdiven çıksa. Hmm. Ona özel asansör yaptılar. Adım atması bile yasaktı. 4 tane koruması vardı. Hmm. Yani Kuzey Irak'ta taviz vermek istemedi. Kıbrıs'ta taviz vermek istemedi. Bazı localar mocalar adama müdahale ettiler. Evet onun yüzünden Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldık ama neyse. Boswellia her türlü romatizmaya karşı etkili. Romatizma yani. Her türlü. Donuk omuz, vatandaşın donuk omuz şu kolu mesela omuzun. Evet. Burada çok kas var. Burada tendonlar, çok yoğun tendonlar var. Kapsülün içerisinde birbirine bağlayan sistemler var, eklemi. Burada tendon iltihaplanması olabilir. Tendon iltihaplanırsa omuzu tutulur böyle. Robot gibi olur. Veyahut da poliartrit. Yani çok karmaşık bir romatizma türü olabilir. Hı hı. Bu da donuk omuza sebep olabilir. Veyahut da burada kemik iltihaplanırsa bunların hepsi donuk omuza sebep olur. Kişi el hareketleri yapabilir ama omuzunu kaldıramaz, çeviremez, hı, döndüremez vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlara karşı Boswellia seti artı ozon yağı. Bizim çok güzel bir yağımız, hı, var. Adı ozon yağı. Masaj yaptım ta kemiğe kadar işler. Oo. Temizler yani her türlü enfeksiyonun ne? Ya, i̇yi anlamda kaslara o yaptın yani. Yok iyi anlamda evet. O deyince. Hayır hayır iyi şimdi, anlamda. Ozon tedavisi diye bir tedavi yöntem var. Vatandaşın kanını alıyorlar. Birçok yerde de kullanılıyor evet. Karına ozon veriyor. Geri damardan ozonlu kanı geri veriyor. Ama bu ozonu bağlayan kanda herhangi bir şey olmadığı için kandaki ozon hop 1-2 dakikada kayboluyor gidiyor. Aa. Bir işe yaramıyor.
Oysa zeytinyağı doymamış yağ asit içerir. Hı hı. Linoleik asit, araşidonik asit, oleik asit vesaire. Hı hı. Bu doymamış yağ asidinin birleştiği noktalara, doymamış olan bölgelere bağlanır ozon. Hı hı. Ve yapılan araştırmalarda 17 yılda değerinden sadece %3 değer kaybeder. Yani sadece %3 ozon ayrılır. Yani %100 ise değeri %97'ye düşer. 17 yılda. Yani hemen hemen hiç bozulmaz. Evet, çok ozon. Enteresan. Evet. Zeytinyağıyla yaparsanız. Ha, harika. Fakat direkt kana ozonu verir de onu damardan verirsen kayboluyor, birkaç dakika sonra oksijene dönüşür ozon. Bitti, gitti. Çok fazla görüyorum çünkü sosyal medyada da o tarz tedaviyi. Enteresan. İyi gelir, birkaç dakika vatandaş kendini canlı, hı-hı, kanlı hisseder, kanı biraz temizlenir. Ama kalıcı çözüm değildir. Aa, geçici. Anladım. Bir şey olmaz. Peki, devam ediyoruz. Günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi de biliyorsunuz eklemdeki sıvı eksikliği. Bununla evet, ilgili nedir çalışmalarınız? Evet, süt. Hani hep ameliyata gider, işte protez takarlar dizlerdeyse mesela. Dizlerde çok fazla duyuyoruz böyle bir problemi. Evet. Dizde mesela bizim bir doktor var, biyolog Süleyman Bey. Hı hı. Annesi yaşlı bir kadın, 73 yaşında. Hı hı. Doktorlar demiş ki kemiklerdeki kalsiyum o kadar azalmış ki %38'e düşmüş. Yani yürüse veya ağır bir şey kaldırsa, kemikler indirse birbirine, kandaki şey, kemiklerdeki kalsiyum oranı azalmış. Evet. Hem kalça kemiği hem dizinde protez takılması, 4 tane ameliyat olması gerekiyor. Fakat birçok hastalık olduğu için kadının bu ameliyatları kaldırması mümkün değil. Demiş ki arkadaşları, o kadar ağır rahatsızlar var ki ameliyat masasında kaldıramaz bu ameliyatı. Ne olacak ya? Ya işte böyle idaresini yapacak bir şey yok falan demişler. Bana geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Söğüt var, 40 kilit var, çözüm var. Evet. Çünkü bunlar da çok yüksek oranda, mesela 40 kilit at kuyruğu otu. Bu gördüğünüz at kuyruğu otu. 40 kilit otu da denir. Birleşiminde %8'e varan oranda silisyum içerir. Silisyum bağ dokusunu güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Bütün organları tutan organlara münhasır bağ dokusu var. Hı hı. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Nedir bağ dokusu? Gözümüzü tutan bir bağ dokusu, evet, var. Gözümüzü tutan bağ dokusu olmasa ne olur? Gözün düştüğü yere al geri koy. Burnun düştüğü burnunu al geri koy. Dudakların mesela. Bütün insan vücudundaki organları tutan yerli yerince. Doku var, bağ dokusu. Dokuya bağ, aha, dokusu denir. Her organı. Mesela kalbimiz durma, midemiz çalışıyor. Evet. Çamaşır makinesi gibi durmadan haralarını çalışıyor. Evet. Biz bir şey duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Onu tutan nedir? Kaslar var. Hı hı. Çok yoğun bağ dokusu var. Buraya hem vitamin, mineral, enzim akışını sağlar hem oradaki çöpü toplar bağ dokusu. Hı hı. Yani her türlü çöpü toplar. Hem vitamin, mineral hem bağışıklık sistemi. T hücresi, B hücresi vesaire vesaire gönderir duruma göre. Bağ dokusu insan vücudunda çok çok önemli. Bunu 40 kilit otuyla bir çalışma yaptık. 40 kilit kapsülü ve söğüt kapsülü diye ürünler ürettik. Eklem sıvısı, kişi kilo alıyor, yanlış besleniyor, ağır şeyler kaldırıyor. Ne olur? Evet. Dizlerindeki eklem sıvısı zamanla azalıyor. Hı hı. Tedavi edilmezse, eklem sıvısı azalırsa, kıkırdakların, kemiklerin üst kısmı bu dizde. Birbirine. Kemikleri, evet, aşındırıyor. Önce tutuyor, kıkırdaklar, ha, eriyor, sonra kemikler birbirini aşındırırsa kemikler kırılabilir. Kemik faresi denen küçük kırılmalar meydana gelir. Bu kemik faresi denen kırıklar zamanla buradaki damarları, sinirleri kesebilir. Jilet gibidir. Ya, o nedenle bu duruma düşmemek için ameliyat ediliyor ama ameliyat kesin çözüm değil. Ameliyattan sonra bir sürü sorun çıkıyor. Kesinlikle. Oysa burada 40 kilit veya söğüt kullandığında kişi eklem sıvısının kalitesi yavaş yavaş yükselir. Fakat şöyle bir durum var. Bağırsaklarında, karaciğerinde, kemik iliğinde sorun varsa tedavisi gerekir. Her türlü rahatsızlıkta bağırsaklarında kişinin kandida var mı yok mu onu bilmek gerekir. Evet. O da çok basit. Tükürük testi yapıyor. Tükürük saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapış duruyorsa bağırsaklarında kandida mantarı var. Bir de onun da tedavisinin varsa, yapılması lazım. Tabii ki. Her türlü rahatsızlığa kandida var mı yok mu, aha, önce test yapmak gerekir. Kandida varsa
B seti çok kolay. Hı-hı. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Hı-hı. Her türlü. Sadece kandida var mı yok mu? Günümüzde Türkiye'de yaşayıp da antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, ağrı kesici vesaire vesaire kullanmayan insan var mı? Yok. Hı-hı. Kimyasal ilaç kullanan herkesin bağırsağı çökük. Evet. Bağırsak florası yok. Faydalı bakteri yok. Kandida yerleşmiş. Ben mesela Çin'e gittim. Çin'de eczane bile bulamadık. Zor bir eczane bulduk. Hı hı. Girdik, ilaç soruyoruz. Bilmiyor eczacı. İlaç bilmiyor. Ne tuhaf bir memleket dedik ya. Niye bilmiyor bu kadın? Yoksa anlamıyor mu bizi? Sorduk. Bakıyor böyle. Kimyasal ilaçlar hiçbir şey anlamıyor. Raflara bir baktık ki bir tane kimyasal ilaç yok. Hı. Damlalar, drajeler, kapsüller her şey bitkisel. Eczanede. Ne güzel. 1,5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Ondan birkaç sene önce de Malezya'ya gittik. Malezya'da da aynı. Kimyasal ilaç yok. Baş ağrıda, diş ağrısı, karın ağrısı vesaire vesaire hiç ilaç yok. Herkes bitkilerle tedavi oluyor. Hı hı. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. 5 milyar. Amerika, Avrupa, Türkiye, Rusya, Araplar vesaire yani kullananlar belli bir kesim. Hı hı. Gerisi hep bitkilerle tedavi oluyor. Almanya'da yılda 100 bine yakın insan kimyasal ilacın yan etkisinden dolayı ölüyor. Bu nedenle onlar bitkiye döndüler. 80'den sonra şimdi Almanya'da satılan ilaçların %80'i bitkisel. Ve bütün Avrupa'da üretilen bitkisel ürünlerin %50'sini Almanlar üretiyor tek başına. Kendi ülkelerine yetişmeyen bitkileri diğer ülkelerden getiriyorlar. Damlasını, drajasını, kapsülünü yapıyorlar. 0-6 yaş grubu çocuklara, bebeklere asla kimyasal ilaç vermiyorlar. Hı hı. Antibiyotik hele hiç. Hı. Ama Türkiye'de çocuğunuzu götürdünüz. Hemen boğazında al sana 1000 miligram. Evet. 1000 miligram. Evet. Küçük bebeğe 1000 miligram. Ne yaptın? Bağırsak florası çöktü. Ne olacak? Alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon bir sürü sorun yaşayacak. Hı hı. Bizim sağlık sektöründe çok sorun var. Bunun düzeltilmesi lazım. İnşallah bir gün düzelir. Evet. Yani İnşallah. Biraz zor. Evet. Peki süremizin sonuna geliyoruz ama son olarak şu demir eksikliğine de bir girelim istiyorum. Kansızlık problemi yaşayanlara kansızlık ve demir eksikliği ne önerirsiniz? Evet, demir eksikliğine karşı dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. Demir eksikliğine kaynaklanan kansızlık sorunu var. Aslında ben böyle bir şeyi 5 yıl önce üretmişim fakat rafta unutmuşum. İşlerin yoğunluğundan. Şimdi bir genç beni aradı. Dedi ki hocam ben Amerika'dan iyonik iron yani iyonik demir getiriyorum. Hapı şey sıvısı. Fakat pandemiden dolayı getiremiyorum. Bu benim için çok önemli. Demir eksikliği var. Demir hapının da yan etkileri var. Bulantı yapıyor, kusma yapıyor falan. Mideye rahatsızlık veriyor. Demir iğnesinin daha büyük. Alerji tetikleyebiliyor. Ben bunu şimdi ulaşamıyorum Amerika'dan. Sen inanıyorum ki daha iyisini üretirsin dedi. Ya biz zaten ürettik. Ormus demir. Hı hı. Var burada. Ürettik ama rafta duruyor. Unuttunuz. Unuttuk yoğunluktan. Tamam dedim hemen üretime başladım. Şimdi günde 3 defa yarım çay kaşığı, yarım milim. Hı hı. Fazla değil. O kadar. Mesela bayanlarda genellikle adet, yoğun adet gördükleri için daha çok kansızlık sorunu yaşıyorlar. Mesela bizim bir sekreter hanım demir hapı alıyor. Kadın kilo alıyor. Hmm. Demir hapı almıyor, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin böyle duruyor. Alsa bir türlü, almasa bir türlü. Alıyor, kilo alıyor. Morali bozuluyor, psikolojisi bozuluyor. Bulantı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Dedi ki ya çok kötüyüm. Ormus demir var, kullan. Şimdi ormus demir kullanıyor, o çok güzel. Günde 3 defa yarım çay kaşığı yetiyor. Bu monoatomik olduğu için maddenin en küçük yani atomik boyutta daha küçük parçalayamazsın, bölemezsiniz, değiştiremezsiniz. Atomu parçalamak lazım. O hale getirdik. Yani demiri monoatomik hale getirdiğimiz için kişi bunu kullandığında ne olur? Hiçbir yan etkisi yok. Hı hı. Vücut bunu kullanır atar, bitti gitti. Yani mükemmel bir ürün. Evet. Ormus demir. Ormus demir. Atomik boyutta. Yani şimdi mesela demir hap aldınız. Nanometre boyutta. Hı hı. Bu atomik. Demir hap ile bunun arasında 1 milyondan fazla fark var. İkisini de 10 milyon defa büyütsen bu top iğnenin ucu kadar değil. Demir hapı ise böyle futbol topu kadar. Topu kadar, evet. O nedenle bünyeye zarar veriyor. Hücrenin içerisine girişi orada kullanılması sorun yaratıyor. Ama burada öyle bir sorun yok. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Evet, kansızlık zaten birçok sorun tetikliyor. Yani
Kişi özellikle bayanlar için müjde diyebilirim. Çok güzel. Zaten kullananlar çok yorum var. Daha bu üretime yeni olduğu halde alıp kullananlar çok çok memnun. Güzel güzel diyor. Dünyada en çok yorum alan sayfa Facebook'ta bizim sayfamız. Hı hı. İsteyenler bakabilir. Zaten veriyoruz. Herhangi sürekli. Birisi dese ki falan ülkede falan şirket sizden fazla yorum almış. Ben ona karşılıklı hemen çek yazayım. Aha. 100 binden fazla teşekkür yorum var. 100 bin. Dünyada bu kadar sağlıkla ilgili, bu sektörle ilgili. Aha. Teşekkür yorum alan başka sayfa yok. Dünyada yok. Harika. Zaten her pazartesi konuğum olmaya devam edeceksiniz. Konuşacağız tüm İnşallah. Şifalı bitkilerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün de verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı çok çok sağ olun. Sağ olun. Evet, haftaya görüşürüz onda buradan tekrar izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın yine canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.